Evet. Başlıyorum tekrardan arkadaşlar. Hem bizim için de temiz bir başlangıç oldu. Arkadaşlar, söylediğim üzere, daha önce de söylediğim üzere, yazılım geliştirmede amaç aslında bir veriyi yönetmektir. Şu an ekranda gördüğünüz bütün bilgiler, resimler, yazılar tamamen aslında bir bilginin gösterilmesi üzerine kuruludur. Bakın, burada ilginizi çekebilir diye bir yazı yazılmış ve bu bir sabit. Aslında biz arka planda böyle bir veriyi yazılımın içerisinde tutuyoruz ve burada gösteriyoruz. Bakın, bu bir yazı. Yazı olduğu zaman arkadaşlar aklınıza string dediğimiz veri tipi gelecek. Hadi REPL'a gelin bakalım. İlk örneğimizi de bu şekilde yazalım diyorum. REPL'a gelin bakalım. REPL'da REPL.it'te kodumuzu yazalım. Evet, başlayalım. Mesela orada bir tane ilginizi çekebilir diye bir yazı vardı. Şöyle bir şey yazmanızı istiyorum. Başlık eşittir. Şöyle çift tırnak, tek tırnak içerisinde. Mesela demiş ki ilginizi çekebilir. Yani iki tane tek tırnak içerisinde ilginizi çekebilir diye bir yazı. İşte biz buna değişken diyoruz arkadaşlar. Değişken bizim o ekranda göstereceğimiz veriyi tuttuğumuz yapının ta kendisidir. İşte bu çerçevede lütfen şöyle bir kod yazın bakalım. Print deyin ve buraya başlık diyeyim bakalım. Deyin bakalım. Run diyelim. Bu da bizim ilk kodumuz olsun. Peki biz bunu niye değişkende tutuyoruz? Aklınıza o gelebilir. Örneğin ben print dediğimde aslında bir çıktı ver bana demek. Şu ekranın sağ tarafını görüyorsunuz. Siz print başlık dediğinizde, şurada run dediğinizde kodumu çalıştır demek bu. Buna bastığınız zaman sağ tarafta o mesajı görüyorsunuz. O bilgiyi görüyorsunuz. Print programcıya lazım olan bir komuttur arkadaşlar. Buna biz fonksiyon diyoruz. Bu programcıya lazım. Neden? Programcı yazdığı kodların geçerli olup olmadığını yakalamak için böyle konsol dediğimiz sağ taraftaki o siyah ekrandan çok yararlanır. Yani o anki durum nedir onu görebilmek adına. İşte bu başlığı yani biz değişkende niye tanımlıyoruz? Niye değişkende tutuyoruz? Değişkenler veri tutuculardır. Şimdi şöyle düşünün. Biz bu ilginizi çekebilir yazısını bir web uygulamasında, bir mobil uygulamada, bir sürü yerde kullanıyor olabiliriz. Bunu da simüle etmek için kopyalayın o printlerinizi. Şöyle alt alta 5 tane print ekleyin bakalım. Alt alta 5 tane print ekliyorum ve run butonuna basıyorum. Bakın, alt alta 5 tane bu bilgiyi gösterdi. Burada şunu şu şekilde düşünün. Hani bir web uygulaması sayfalardan oluşuyor ya. Bunların her biri bir sayfaymış gibi düşünün. Ve aynı ilginizi çekebilir gittiniz bir değişkende tanımladınız ve onu aşağıda istediğiniz kadar kullandınız. Peki, şurayı siliyorum. Neden değişken kullanıyoruz? Bunu size ispat etmek adına şöyle bir şey yapacağım. Bunu hiç değişkende tanımlamayıp şuraya kadar silin. Tertemiz hale getirin. Ve şu görüntüyü oluşturun arkadaşlar. Bakın, zaten print deyip bir tane parantez açtığınızda otomatik kapatıyor. Bir tane tek tırnak bıraktığınızda otomatik onu da kapatıyor. Yani sizi arada bırakıyor her zaman. Tamam? Buraya İlginizi çekebilir diyeyim bakalım. Çekebilir. İlginizi çekebilir. Çalıştırın. Bu da çalışır arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Bu da çalışır.
Burada da bir problemimiz yok gördüğünüz üzere. İlginizi çekebilir dedik ve sağ tarafta şey yaptık. Ama problem ne? Şimdi simülasyon yapalım. 5 tane sayfanız olduğunu düşünün ve 5 tane sayfanızda böyle copy paste ile alt alta atabilirsiniz. Lütfen dikkat edin, parantez, normal parantez, tek tırnak, şöyle shift 2 tuşunun olduğu yerde görebilirsiniz onu. Run butonuna bastığınız zaman bakın sağ tarafta 5 adet ilginizi çekebilir gördünüz. O zaman ben niye değişkende tanımlıyorum? Madem bunu direkt gösterebiliyorum, niye böyle bir şey yapıyorum? Bu 5 tane sayfa arkadaşlar, unutmayın. Simülasyonumuzu gerçekleştiriyorum. Burada 5 tane sayfa. Şimdi yönetim sizden şöyle bir şey istedi. Dedi ki bütün mesajların sonuna ünlem işareti bırakalım. Ünlem işareti bırakalım dedi. Bakın ilk sayfaya gittiniz, bir ünlem koymak zorunda kaldınız. İkinciye gittiniz, aynı hareketi yaptınız. Üçüncüde yine aynı hareketi. Dördüncüde ve beşincide. Yani kendinizi tekrarlamak zorunda kaldınız. Arkadaşlar burada benim yaptığım bir ünlem işareti ama gerçek hayatta işler böyle olmuyor. Gerçek hayatta burada bir sürü kod oluyor. Düşünsenize, bir yeri değiştireceksiniz diye, bir şeyi değiştireceksiniz diye 5 sayfadaki her şeyi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. İşte bu yüzdendir ki arkadaşlar, bunu unutmayın, bu yıldızlı bir not yeni başlayanlar için. Bu yıldızlı bir not. Do not repeat yourself. Kendini tekrar etme kuralı. İşte değişkenler veri tutuculardır. O yüzden ben diyorum ki şu ilginizi çekebilir yazısını buradan kesebilirsin Ctrl X ile. Burada geliyorum, başlık diyorum mesela buna, eşittir diyorum. Ve karşısına bunu yazıyorum. Şurayı silebilirsiniz artık. Buradaki başlık yerine sen istediğini yazabilirsin. Senin bir değişkene verdiğin isim, senin o an ne verdiysen odur. Ama artık onun kodsal bir karşılığı var arkadaşlar. Kodsal bir karşılığı var. Yani sen başlık diye bir şey varken onu kullanabilirsin. Yani print başlık. Dikkat edin, ben bunu tek tırnak içerisinde yazmıyorum arkadaşlar. Tek tırnak demek bir metin demek. O yüzden yukarıda oluşturduğum başlığı bu şekilde yazdım. Evet, şu noktaya getirebilirsiniz arkadaşlar artık kodunuzu. Başlık eşittir dedim. İlginizi çekebilir. Bunları tek tırnak içerisinde yazın ve print kısmında bunu verin. Akabinde şurada gördüğünüz değerleri lütfen 5 kere copy paste yapın arkadaşlar. Copy paste yapınız. Run butonuna bastığım zaman dikkat edin, bu ne yaptı biliyor musunuz? Burada siz şurada başlık diye bir şey yazdığınız zaman burada yukarıda öyle bir veri var mı diye bakıyor. Bakın var, başlık diye bir veri var aslında. Onun değeri ne? İlginizi çekebilir. Aslında siz print başlık dediğiniz zaman onu yazdırdınız. Bakın değişkende tanımlamanın güzel yanını söyleyeceğim şimdi size. Bakın dedi ki yönetim, sonuna 3 tane ünlem işareti koyalım. Dikkat edin, 5 tane sayfam vardı. 5'i de güncellendi. İşte biz verilerimizi değişkenlerde tutuyoruz. Değişkenlerin mantığı tam olarak budur arkadaşlar. Verilerimizi değişkenlerde tutuyoruz ve değişkenlerin mantığı tam olarak bir veriyi tutmaktır ve o veriyi bir yerde göstermektir. Emin olun şuradaki görüntüde de bakın biz onu printle yazdırdık ama bu bir web uygulaması. Bunu ileride göstereceğim ben size. İleride ise biz bunu bir web uygulamasında gösteriyor olacağız. Yani print yerine burada web uygulamasında gösteriyor olacağız. O yüzden bu bizim değişkenimiz. Bunu unutmayın.
arkadaşlar. Peki bu değişken nasıl bir veri yapısına sahip? Gelin onu konuşalım. Yani veri tiplerini şimdi konuşacağız. Daha başlardayız. Birçoğunuz bunları biliyordur. Böyle bir durumda Discord'dan hemen gönüllü destek verebilirsiniz diğer arkadaşlarınıza. Konular ilerledikçe biz daha da profesyonelleşeceğiz. Şöyle diyeyim ben size. 1,5 ay sonraki programda siz örneğin kurumsal bir yazılım mimarisini, AOP tekniklerini, loglama, cache gibi teknikleri öğreniyor olacaksınız benden. Ama bu şu an daha işin başındayız. O yüzden temel konularla devam ediyoruz. Bilenler de o yüzden gönüllü olarak Discord'da destek verebilirler diğer arkadaşlarına. Şimdi değişkenlerden ilkini öğrendik arkadaşlar. Bu değişken, yani metinsel olan değişkenler bizim için metinsel değişkenler. Metinsel değişkenler string olarak adlandırılıyor. Şimdi buraya diyez string diye yazıyorum. Sen yazmak zorunda değilsin. Şöyle diyez işareti, diyez işaretini alt gr 3 ile Windows klavyelerde bırakabilirsin. Buna yorum satırı diyoruz. Yorum satırı demek, kodlar çalışırken arkadaşlar şöyle yukarıdan aşağı doğru çalışır. Yani şurada yukarıdan aşağı doğru çalışır. İlk etapta bir numara çalışır. Sonra iki, sonra üç şeklinde. Şöyle diyezle olan bir şeyi görmez. Tamam. Diyezle olan bir şeyi görmez. Ona yorum satırı diyoruz. Yorum satırını genelde programcılar o anki kodu ne işe yarıyor? Bilgi vermek için gerçekleştirirler. Kullanırlar, yazarlar. Bu bir string veri tipi arkadaşlar. O yüzden biz de bunu bu şekilde tuttuk. Harika. Peki ekranımıza gidelim. Şimdi buraya şöyle şurada aşağı doğru gidiyorum. Bakın işte kredi hesaplama ekranı var burada. Kredi tutarı 1000. Bakın vade diye bir şey var. 36 ay. Dikkat edin, ben burada başka neler girebiliyorum. Örneğin 48 girebiliyorum. Ama nokta virgül falan koymaya çalışıyorum. Hani 48,5 ay falan yapmaya çalışıyorum. Dikkat edin, ona izin vermiyor. Direkt diyor ki sen 48 ay, 12 ay, 13 ay. Yani kredi vadeni bu şekilde tam sayı verebilirsin diyor. Ve yine emin olun arkadaşlar. Bu da bir vade gibi bir değişkenle arka planda tutuluyor. Dedik ya, değişkenler arkadaşlar veri tutuculardır ve biz o verileri ekranda gösteririz. Şu an string integer ama tam sayı, ama ilerleyen zamanlarda siz koleksiyon gibi nesneleri de öğreniyor olacaksınız. O yüzden çok acele etmeyin. Peki bakın, tek tırnak içerisinde yazılan metinse ben o vadeyi nasıl tutacağım? Bakın vade dedim. Ben buraya istediğim gibi isim verebilirim. Ama bunu kodu okuyabilmek için anlamlı veririz. Vade dedim ve burada 48 verdim mesela. 48 değerini verdim. Yani aslına bakarsanız ekranda başlık, şuna vade diyelim. Şunları da biliyoruz artık değişkenini için tuttuğumuzu. Burayı da bu hale getirdim arkadaşlar. Bu arada yeni bir tarayıcınızda, yeni bir ekranda arzu ederseniz şu kısmı repl.it/@engindemirol, yumuşak ye olduğu için o'ya kadar yazmış. O kadarınızı yazarsanız benim şu an yazdığım kodlara canlı da erişebilirsiniz. Tamam. Şimdi bakın vadeyi de yazdırdım. Bastım düğmeye. Bakın ekranda ilginizi çekebilir. 48 gibi verileri gördük arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya geliyorum. Bakalım başka neler var veri tipi olarak. Dikkat edin. Şurada böyle ödeyeceğiniz ya da faiz oranından gidelim. Bakın faiz oranı olarak 1.69 diyor. Yani ondalıklı sayılar. Peki ondalıklı sayıları ben nasıl veriyor olacağım? Ona da geldim. Mesela buna da faiz oranı diyorum. Eşittir. Örneğin 1 nokta kaç idi?
Hemen bakalım. 69 imiş. Şöyle verdim. Nokta ile veriyoruz arkadaşlar. 1.69. Şimdi burada dikkat edin. Ben faiz oranını nasıl yazdıysam lütfen siz de öyle yazın. Örneğin faiz oranı boşluk bırakırsanız bir değişkeni tanımlayamazsınız. Değişkenler mutlaka bitişik olmak zorunda. Veya işte aralarında alt çizgi gibi bir şey olabilir. Ama burada benim kullandığım isimlendirme yöntemi arkadaşlar, kelimelerin birden fazla kelimeden oluşuyorsa ilk kelimenin ilk harfi küçük, sonrakilerin ilk harfi büyük. Bu en yaygın kullanılan, özellikle C# Java'da en yaygın kullanılan isimlendirme yöntemidir diyebilirim. Tamam. 1.69 gibi. Peki bunlar bizim aslına bakarsanız 3 tane temel veri tipimizdir arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz üzere dikkat edin ekranda hani metinsel ifadeler var. Sayısal ifadeler var ama sayısal ifadelerin kimisi tam sayı şeklinde, kimisi ise ondalıklı şekilde. Şimdi o şeyi de yazalım. Örneğin print diyelim. Geldim. Şuraya faiz oranını yazdıralım. Bakın üçünü de bu şekilde yazdırdım. Şimdi şöyle bir şey yapmanızı isteyeceğim. Yine print diyorum. Print. Şöyle type diye bir fonksiyon var. Hep parantez açıyorum dikkat edin. Type diye bir fonksiyon var. Onun içerisine gelip örneğin faiz oranını böyle yazın bakalım. Yoklama ekranımız açık olması lazım arkadaşlar. Kapatmadım. Kodlama IO'da kamp videolarını kamp videosuna dersine giderseniz orada birinci günün hemen altına ekledim ben. Evet. Şimdi buraya baktığımız zaman faiz oranı, type faiz oranını görüyorsunuz. Şöyle bastığımda ne çıkacak? Dikkat edin. Bakın float diye bir şey gördünüz. Tamam, o dursun aklımızda. Birazdan zaten ekranda da göreceğiz. Şunu şöyle kopyalayın. Burada örneğin vade diyeyim. Sonra buna da başlık diyeyim. Şöyle üçü içinde type gerçekleştirdim arkadaşlar. Run butonuna bastığım zaman dikkat edin. Type tip demek zaten. Type tip demek arkadaşlar. Faiz oranı değişkeninin tipinin ne olduğunu söylüyor. Veri tipini. Oradaki aslında type arkadaşlar. Hemen diyezimi bırakayım. Sizin için bir yorum koyacağım buraya. Type eşittir bizim veri tipi. Hani değişkenler veri tutucuydu ya. Dolayısıyla o tuttuğu verinin siz eşittirin karşısında onu hangi formatta yazarsanız, bu bir formattır aslında. Tek tırnak içinde yazarsan o metindir. Metinler string arkadaşlar. Bakın onu demiştik zaten. Sayısal olan bir yani 48 gibi tam sayılara biz integer diyoruz. Integer diyoruz. Böyle ondalıklı olanlara ise arkadaşlar float diyoruz. Tabii ki bu birçok programlama dilinde değişebiliyor bunlar. Farklı programlama dillerinde bunlar değişebiliyor. Ve bu yüzden ilk faiz oranını yazmıştım. Bakın faiz oranının veri tipi float'muş. Burada da onu söylüyor sağ tarafta. Vadenin veri tipi tam sayı olduğu için int'miş. Integer'dan geliyor. Ve faiz oranı float'muş arkadaşlar. O da noktalı olarak nokta olarak gösteriliyor. Sağ tarafta onu float olarak görüyorsunuz. İşte o zaman ilk dersimizi bu noktada tamamlamış bulunuyoruz. Özet yapacak olursak
İlk dersimizi dediğim yazılımla ilgili ilk dersimizi. Yazılım geliştirmeyle. Değişkenler arkadaşlar veri tutuculardır. Ve biz ekranlarımızda aslında o verileri gösteririz. Ha, bu değişkenler sadece sayı, ondalıklı sayı, tam sayı ve metinlerden oluşmuyor. İlerleyen aşamalarda biz daha kompleks veri tiplerini de görüyor olacağız arkadaşlar hep beraber. Şimdi biraz daha ilerleyelim. REPL'a geleyim. Örneğin burada başlık dedi ya. Bunu ekranda gösterirken, dikkat edin. Burada da ekranda gösterirken farklı şekillerde gösterebiliyorsunuz. Veya sonuna bir şey yazabiliyorsunuz. Sağına bir şey yazabiliyorsunuz. Örneğin buraya geldiğimizde vadenin önüne gelip şöyle bir şey yazmaya çalışayım. Örneğin vade artı diyeyim. Şöyle şuraya da iki nokta bırakayım. Şurada da bir boşluk bırakayım. Run diyeyim. Bakın böyle bir durumda karşılaştığımız durum şudur arkadaşlar. Karşılaştığımız durum diyor ki senin diyor toplamaya çalışıyorsun. Sen iki tane değeri toplamaya çalışıyorsun. Ve iki veriyi toplarken benim kafam karıştı diyor. Şuradaki sağ taraftaki vade aslında bizim 48 integer'ımız. Tam sayı yani. Int veri tipinde. Halbuki buradaki vade arkadaşlar metinsel bir şey. O yüzden bunu bu şekilde yani onları toplayamayız. Orada bizim bir tip dönüşümü dediğimiz bir şeyi yapmamız gerekiyor. Mesela şuradaki başlığa bakalım. Aynı şekilde şunun önüne örneğin başlık diyeyim. İki nokta diyeyim. Burada artı verelim. Ama şuradakini iptal edin şimdilik. Şöyle bir şey yapalım. Bakın burada ne yapacak? Her zaman parantezin içi önce çalışır arkadaşlar. Şu seçtiğim yer çalışır. Başlık, iki nokta, boşluk şeklinde bir metin bakın. Bu metinle aslında başka bir metni topluyoruz arkadaşlar. Burada biz aslında şununla şunu topluyoruz. İşte her programlama dilinin yorumlaması diğerinden farklılık gösterebilir. Ama birçok programlama dilinde iki metni, çünkü bu da metin, bu da metin. Bu sabit metin, bu değişkenden geliyor. Ama ikisi de metin. Toplarsan, bakın, başlık iki nokta ilginizi çekebilir şeklinde bir değer ile karşılaşıyorsunuz. Örneğin ben vade artı vade deseydim, bir de ona bakalım. Bakın orada da 96. Çünkü 48 artı 48. Bunlara arkadaşlar biz operatör diyoruz. Yani şu artı ne anlama geliyor? İki tane metni toplarsan yan yana getirir. Aslında mantık kurarsak çok normal. Vade artı vade ikisi de sayı. İki tane sayının toplamı anlamına geliyor burada arkadaşlar. Tamam. Olay şu an için tam olarak böyle. Biraz daha ilerleyelim bakalım. Şimdi programlamanın bugün sizinle temellerini öğreneceğiz. Bunu söyledik. Şöyle ki arkadaşlar. Şöyle biraz yukarı çıkıyorum. Şuraya bakalım. Şöyle şu sayfayı da bir yenileyeyim. Şuradan gidelim. Bugün hafta sonu olduğu için şuraları göstermiyor olabilir. Şu bit'ten gidebiliriz mesela. Zaten sabit gösteriyor. Hafta sonu olduğu için yani dün kapanışıyla şu anki fiyat aynı olduğu için şöyle görünüyor. Bakın borsa üzerinden gidelim. İşte dünkü borsa değeriyle bugünkü borsa değerini karşılaştırmış ve yukarı yönlü bir ok. Yani borsa artmış demek.
Ama dünkü USD ile bugünkü USD, dünkü kapanışla bugünkü aynı olduğu için onu bakın sabit, değişmedi. Mesela düşmüş olsaydı düşüş oku, artış olsaydı artış oku gösterecekti. Yani yazılımdaki en önemli konulardan bir tanesi de arkadaşlar şartlardır. Yani şartlı yapılara göre uygulamada ne göstereceğinize karar vermektir. Örneğin şuraya bakın. Ben şu an sisteme giriş yapmış değilim. İnternet şubesi diye bir buton var. Bunun nedeni ben sisteme giriş yapmadığım için. Yani şuna bakıyor. Sisteme giriş yapmış mıyım? Demek ki bunu da bir yerde tutuyor. Yani sisteme giriş yapıp yapmadığımı da bir yerde tutuyor. O da bir değişken işte. O değişkenin o anki durumuna göre ekranda ne göstereceğine karar veriyor. Eğer ben şu an sisteme giriş yapmış olsaydım burada diyecekti ki işte hoş geldin Engin gibi bir şey diyecekti ve internet bankacılığı ile ilgili bir yere gönderecekti, linkler verecekti. İşte şartlı bloklar dediğimiz durum söz konusu. Bakın burada da şu okun, BIST'ten gidelim borsada. Borsa okunun yukarı görünmesi borsanın bugün arttığı anlamına geliyor. Tamam. Yukarı yönlü olduğu zaman borsa bugün artmış, düne göre artmış demektir. O zaman gelin bunu nasıl yapacağımıza bakalım arkadaşlar. Öncelikle şurada Ripple'dayım. Şurada bakın bir add file diye yani dosya ekle diye bir buton var. Öncelikle ona bir tıklayın. Değişkenler.py. Değişkenler.py diyeyim ve enter'a basın. Arkadaşlar py Python dosyası olduğu anlamına geliyor. Biz de sizinle zaten bugün Python üzerinden ilerleyeceğimizi söylemiştik. Şuraya geldiğinizde burası bizim hep mainpy'e çalışan kodumuz. O yüzden şu mainpy'de yazdığınız kodu buradan Ctrl X ile kesin. Şuraya geri yapıştırın. Yani değişkenler p'ye yapıştırın. Çünkü yeni konuya başlayacağım. Kısacası size bir konu anlattığım zaman bugün bu sadece online editörde ilerlediğimiz için böyle. Yeni bir konu anlattığımız zaman onu eski konuyu bir dosyaya atacağım. Oradan devam ediyor olacağız. Şimdi main.pn'deyim ve bomboş bir ekranla karşı karşıyayız. Şimdi çok önemli bir konu olan şart bloklarını size anlatıyor olacağım. Şimdi orada borsa okunu gördünüz veya dolar okunu gördünüz. Dolar sabitti. Dünkü kapanışla bugünkü hafta sonu olduğu için aynı olduğu için yani eşit değerini söylüyor. Borsanın dünkü değeriyle bugünkü değer de aynı olsaydı onu da öyle gösterecekti gibi düşünebilirsiniz. Yani çok da önemli değil oradaki bilgi. Sadece şarta göre aslında burada şarta göre şu ok işaretinin hangisi olacağına karar veriyor. Emin olun arka planda bu adamların 3 tane imajı var. Bakın şöyle ben şuna sağ tıkladım. Resmi yeni sekmede aç diyorum. Geldim. Bakın sol üste bakın. Bir tane yukarı yönlü bir ok var. Aslında bu bir resim arkadaşlar. Ve bir SVG dosyası. Yani sizin değişkeninizin durumuna göre hangi oku göstereceğini söylüyor size. Bu kadar basit. İşte dolayısıyla benim veriye ihtiyacım var. Yani o oku gösterebilmek için bakın burada müthiş matematik bilmeniz gerekmiyor. Hangi yönlü oku göstermen gerekiyor? Bu günlük bir bilgi aslında. Dünkü datayla, dünkü borsa değeriyle bugünkü borsa değerinin bende olması gerekiyor. Ben bu iki bilgiye sahipsem hangi oku göstereceğimi de bilirim. İşte bu olayı, tam olarak bu olayı
şart bloklarıyla yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. İşte gelelim buraya. Örneğin BIST dün diyelim. Borsanın dünkü değeri. Hani daha anlaşılır olsun diye dolar dün diyelim. Doların dünkü değeri. Örneğin diyelim ki doların dünkü değeri 7.35 imiş. Bakın şu an tanımladığımız değişkenin ismi dolar dün. Onun değeri ise nokta ve bakın metinsel değil direkt sayıyı yazdık. Sayısal bir değer. Ya int ya float ama nokta olduğu için yani ondalıklı olduğu için artık buna float diyebiliriz arkadaşlar. Float diyebiliriz. İşte bu doların dünkü değeri. E bir de bana ne lazım? Bakın aşağı iniyorum. Pardon. Aşağı iniyorum. Doların bugünkü değeri. Diyelim ki o da 7.45. Dolar bugün de 7.45'miş. Yani benim bu iki veriye ihtiyacım var. Peki o veriler nerede? O veriler genellikle arkadaşlar bir veri kaynağındadır. Bu bir veri tabanı olur genellikle. O veri tabanındaki veridir. Siz o iki değeri böyle yakalarsınız. Dünkü değer, bugünkü değer. Ve ona göre karar verirsiniz. Artık elinizde iki tane veri var. Ve bu iki veriye göre ekranda neyi göstereceğine, hangi oku göstereceğine karar vereceksin. Şu an bu bir web uygulaması olmadığı için, biz bu işi öğrenmeye çalıştığımız için sağ tarafta çıktı almaya çalışacağız. Ama gerçek hayatta bu 6-7 ders sonra bunlar bizim için görsel ekranlar olmaya başlayacak arkadaşlar. O yüzden bugün tamamen böyle konsoldan ilerleyeceğiz. Konsol dediğim sağ taraf. Ama şu an işin tam olarak mantığını yakalıyoruz arkadaşlar. Burada ben şarta göre programımı dallandırıyor olacağım. Bunu unutmayın lütfen. Peki onu nasıl yazacağım? Çok basit. Buraya geliyorum. Şart dediğimiz şey Excel kullananlar bilir. Orada İngilizce Excel kullanıyorsanız if dersiniz. Türkçe Excel kullanıyorsanız eğer yazarsınız. Yani bir şart vardır. Burada da çok basittir aslında. If dersiniz. If dolar dün büyüktür. Dolar bugün. Yani doların dünkü değeri büyüktür mü doların bugünkü değeri. Bu kodu öyle okuyoruz. Eğer aynen İngilizce okur gibi bunu. Eğer Türkçe'ye çevirir gibi. Eğer dolar dün büyüktür dolar bugünse if olduğu için eğer olduğu için öyle okuyoruz. Dolar dün dolar bugünden büyükse. Buna şart bloğu diyoruz. O yüzden iki nokta koyuyorsunuz sonuna. Ve burada syntax dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Syntax diyelim. Syntax demek her programlama dilinin yazımı diğerinden farklıdır. Ama emin olun arkadaşlar, şu dersten sonra çarşamba günü o kadar rahat edeceksiniz ki, yeni başlayanlar için söylüyorum. Çarşamba günü süper rahat olacak. Tamam. C#'da göreceğiniz şeyler aslında bunların daha farklı yazımı ama mantık aynı. O yüzden hani C#, Java, Python, C++, JavaScript gibi programlama dillerinin sadece yazımları değişir ama mantıkları birbirinin neredeyse aynısıdır arkadaşlar. O yüzden bunu unutmayın. İki noktayı koyduktan sonra Enter'a basmanızı rica edeceğim. Enter'a bastığınız zaman dikkat edin bizi böyle biraz içeri attı. Bakın tekrar yapıyorum. İki nokta Enter dedim. Şöyle bir içeriden attı. Buna indentation deniyor arkadaşlar. Indentation. Indentation belli bir boşluk bırakmak demek. İki nokta dedim. Tekrardan yapabilirsiniz bunu. Sakın elle boşluk bırakmaya çalışmayın. Şu hareketi yapmayın yani. Şöyle spacelerle. Şu hareket yok.
2 nokta enter. O bizi nereye bırakırsa. Tamam. Buna indentation deniyor. Boşluk bırakma. Indentation kelime anlamı boşluk demek zaten. Boşluk bırakmak demek. Niye bir boşluk bırakıyoruz? Aslında biz burada kod yazmaya devam edebiliriz. Ondan dolayı. Bunu unutmayın ya da unutun. Birazdan oraya geleyim. Bir dakika sonra söylemem gereken şeyi şimdi söyledim. Ondan. Buraya şimdi şöyle bir şey yazalım. Print. Mesela dünkü dolar bugünkü dolardan büyükse, dün daha büyükmüş, o zaman azalış oku değil mi bu? Çünkü dün dolar daha fazlaymış. Bugün dolar düşmüş. Dolayısıyla dolar bugün daha düşük olduğu için demek ki doların fiyatı Türk lirası karşılığı azalmış demektir. Ben burada print yapıyorum ama bir web uygulamasında da aynen bu kodu yazarsınız. Oraya print değil de bir tane imaj gösterirsiniz. İşte orada da webde bu imaj nasıl gösterilir? Onu öğrendikten sonra bunları bir araya getiriyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla programlama dilini o web'i geliştirirken kullanacağız. Mobili geliştirirken kullanacağız. Gömülü sistemleri geliştirirken kullanacağız. İşte hacking tool'ları, oyunlar vesaire yazarken kullanırız. İşte bu noktada biz dili öğrenmeye ve mantığı öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden print diyoruz. Ama bir web uygulamasında tekrardan söylüyorum. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle bir tane imaj gösterme şeklinde yazmayın sakın siz bunu. SRC eşittir diyerek mesela azalış nokta SVG miydi o? Böyle bir şey yazarsınız. Bunun Python'da anlamı yok. Bu web ortamında yapılır. Şu an anlamsız. Yani dikkat edin. Siz bu şartta şunu göstereceğinizi söylersiniz. Yani gerçek hayata biz bu şekilde geçiriyoruz. Ama şu an bu ortamda elimizde bir şeyi göstermek adına en güçlü araç print arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Azalış okunu verelim. Bakalım. Çalıştıralım ne olacak? Run tuşuna bastım. Hiçbir şey görmedim. Niye arkadaşlar? Çünkü dolar bugün 7.45'miş. Dün 7.35'miş. Ondan dolayı bu şart çalışmadı arkadaşlar. İşte o indentation dedik ya. Indentation'ın çalışması için şu şartın geçerli olması lazım. Şimdi enter deyin, iki tane enter deyin sonunda. Şöyle geri tuşuna basarsanız sizi şu bakın if ile aynı sıraya getirir. Şimdi şöyle bir kod yazıyorum. Eğer dolar dün küçüktür, dolar bugünse. Tam tersi de yazabilirsiniz. Dolar bugün büyüktür, dolar dünse. Yani şu şartın tam tersini yazdım. İki nokta dedim. Enter dedim beni aynı yere getirdi. Print artış oku diyorum. Tamam. Bakın şart bu şekilde oldu. Şimdi bir daha çalıştırıyorum bunu. Şöyle benim ekranım mı şey olmadı. Şurada kalmış. Şöyle şu ekranımı bir yenileyeceğim arkadaşlar. Bazen bunu yaşayabilirsiniz. Siz de yenileyin. Şu an zaten adamlar bizden nefret edecek. Aynı anda 10.000 kişi daldık sisteme. Bunu tekrardan run ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bunu tekrardan çalıştırdığımda artış oku. Yani şunu siliyorum. Ben siliyorum. Sizin silmenize gerek yok. Bakın hiçbir şey yok ekranda. Neden? Arkadaşlar şuradaki indentation dedik ya. Indentation sadece bu şart geçerliyse çalışır. Dolayısıyla şu şart geçerli değil. Ama bu şart bakın dolar dün 7.35 küçüktür dolar bugünden. Bugün dolar artmış 7.45 olmuş.
O zaman artış okunu bu şekilde gösteriyorum. Tamam. Run diyorum. Ve artış oku bu şekilde göründü. Arkadaşlar ben ara ara farklı yazımlar da gerçekleştiriyorum. Örneğin C# sadece çift tırnak kullanabiliyoruz ama Python'da tek tırnak, çift tırnak fark etmiyor. Tek buradaki çift tırnak yalnız şöyle. Escape tuşunun hemen altındaki tuşa bir tane basarsanız çift tırnak bu da olur, tek tırnak da olur. Tamam. Demek ki arkadaşlar şart bloklarımız da bu şekilde çalışıyor. Daha bitmedi. Ama güzel bir içerik oldu. Bu dersimiz süper geçti. Bundan sonra hep böyle olacak. Daha iyi bir işi noktaya da geleceğiz. İlk günü bir atlatıyor olacağız. Dersin başında biraz yayınla ilgili problemler yaşadık ama olsun. Şu an iyi gidiyoruz. Daha da toparlayacağız. Ama gelin bir tane mola verelim. Moladan sonra daha da ilerleyeceğiz. Şart bloklarını çalıştıracağız. Metotların niçin kullanıldığını öğreneceğiz. Döngüleri öğreneceğiz. Ve bugünü kapatacağız arkadaşlar. Çarşamba günü de bize çok güzel bir C# bekliyor arkadaşlar. Evet, 22.55'te derstesiniz arkadaşlar. Şu an 22.45, 22.55'te. 10 dakika koyun, zamanınız farklıysa. 10 dakika sonra yayındayız. Kendinize iyi bakın.
Arkadaşlar tekrardan merhaba, geldim. Bakıyorum hala 8500 kişi. Zaten yayın başında da yaklaşık 11.000 kişi vardı. Bu süper bir sayı. Çünkü yayının da başında yayın kalitesiyle ilgili problemler olmasına rağmen biraz düşer diye düşünmüştüm. Ama demek ki zaten bu 10.000 kişi hakikaten bunu öğrenmeye çalışan kitle. Onu söyleyebilirim. Bu beni mutlu etti. Umarım 2 ayın sonunda da aynen bu şekilde ilerleriz. Ama şunu bilin ki bu yayında 5 kişi de kalsanız ben o 2 ayı bitiriyor olacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte muhtemelen daha az problem yaşayacağız. Çünkü giderek ufak tefek de olsa sayılar biraz düşecektir. Kaynakları biraz daha yukarı çekmeye çalışacağız. Zaten ilk yayında bunu öngörüyorduk. Daha önce ben aynı anda canlı yayında 12 bin kişiye ders anlatmamıştım. Güzel gidiyoruz. Özellikle son ders benim içime çok sindi. Umarım sizin için de aynı şekilde devam ediyordur. Dediğim gibi birçoğunuz bu konuları biliyor olabilirsiniz. Bildiğiniz konularda bunu bir takım çalışması gibi düşünün arkadaşlar. Açın Discord'u. Oradan diğer arkadaşlarınıza destek verin. Açın Telegram'ı eğer orayı seviyorsanız. Oradan diğer arkadaşlarınıza destek verin. Zaten gönüllü olarak yaklaşık 150'ye yakın arkadaşımız. O sayı bayağı arttı. Sürekli destek veriyor. Hem Discord'da hem Telegram'da. Sizler de destek verin. Çünkü sayımız çok büyük. Bunu bir takım çalışması gibi düşünüp çok güzel bir iş çıkaralım. 2 ayın sonunda bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, tekrardan kodlarımıza bakacak olursak arkadaşlar, şart bloklarının niçin kullanıldığını anladınız. Zaten burada ya ben bu sintaksı nasıl yazacağım, nasıl hatırlayacağım demeyin. Daha işin başındasınız. İşin mantığını yakalayın. Yani şart bloğu diye bir şey var. Ve ben şart bloğuyla ekranda ne göstereceğime karar veriyorum. Yani uygulamamı ona göre dallandırıyorum demek oluyor arkadaşlar. Dikkat edin. Örneğin ben şuradaki verimde dün dolar 7.55 olsa ama bugün 7.45'e düşmüş olsaydı dolar azalmış. O yüzden bunun çalışması lazımdı. Bakın sayıyı değiştirdiğim anda dünkü doları 7.55'e çektiğimde artık azalış okuna geçiyorum. Yani bakın ben dinamik bir sistem yaptım. Yani o Halkbank'ın sitesini yazarken ben her gün gidip dünkü ve bugünkü dolara bakarak manuel bir şey yapmıyorum. Aslında arka planda dinamik bir veri var ve ben o dinamik veriye göre hangi imajı göstereceğime karar veriyorum. Şimdi bu şart bloklarıyla ilgili arkadaşlar bir durum söz konusu. O da else diye bir şey var burada. Onu şu araya yerleştirelim. Yani böyle yazmaktansa ya da onu şöyle yapalım. Şöyle yazmaktansa şöyle şu ikinci if'i silelim. Tam şu formata getirin lütfen. Şöyle bir şey yapalım. Şunu da silelim. Şöyle bir şey yapalım. Yani kodu bu formata getirelim. Buna if else bloğu deniyor arkadaşlar. Eğer değilse bile o. Eğer değilse. Şimdi mantık olarak da baktığımız zaman if else bloğu tam olarak şudur. If'te bir şart var. O şart geçerliyse şu çalışsın. Şart geçerli değilse bu çalışsın arkadaşlar. Yani ya bu çalışır ya bu çalışır. Ama bu ikisinden biri sadece çalışır. İkisinden biri mutlaka çalışır ama sadece ve sadece birisi çalışır. Çünkü şart geçerliyse burası, geçersizse burası çalışır. Şimdi çalıştırıyorum bakın. Bakın azalış yok. Dünkü doları 7.35'e çekiyorum. Bu sefer dolar artmış, artış oku şeklinde görüyoruz. Buna if else bloğu diyoruz.
if else bloğunu arkadaşlar sadece ve sadece iki tane durum söz konusuysa kullanırız. If else bloğunu sadece ve sadece iki tane durum varsa kullanırız. Örneğin sisteme giriş yapmışsa burada giriş yapmışsa internet bankacılığı ekranını göstersin. Yapmamışsa şu butonu göstersin ki kişi internet şubesine şöyle girebilsin. Bu şekilde bir şeye ihtiyaç var. Ve dikkat edin arkadaşlar. Bir kişi bu sisteme ya girmiştir ya girmemiştir. Başka bir şart yok. Bu iki şarttan birisidir. Bunun da programlamada arkadaşlar karşılığı bize daha sonra bunu da göreceksiniz. True veya false dediğimiz programlamada hayati bir öneme sahip olan iki tane veridir. Bir durum ya true'dur, geçerlidir ya da geçersizdir. Bir kişi sisteme ya giriş yapmıştır ya yapmamıştır gibi düşünebiliriz. İşte burada da aslında ya burası çalışır ya da burası çalışır arkadaşlar. Ama burada aslında zaten ekranımızda da görmüştük biz bunu. Şöyle açayım bunu bir daha. Ekranımızda da görmüştük. Burada iki durum yok arkadaşlar. Aslında üç tane durum var. Yukarı yönlü artış oku. Aşağı yönlü azalış oku. Veya eşittir oku. Yani değişimin olmadığı oku. Değil mi? Yani şuraya baktığın zaman şu iki değer eşit olabilirdi. Dünkü dolarla bugünkü dolar da. Dünkü kapanışla anlık doların değeri de aynı olabilirdi. Yani buradaki if else durumu bizim için bu örnekte yani o 3 tane oku gösterirken hatalıydı. Eksikti daha doğrusu. Şimdi dikkat edin ne olacak bakın. Run diyorum. Artış oku söyledi. Bunun neden böyle olduğunu siz de tahmin etmeye çalışın lütfen. Ne oldu da hani 7.35 olmasına rağmen ikisi de 7.35 olmasına rağmen niye artış oku dedi? Şundan dolayı. If else bloğu dedik ya aynen şöyle çalışır. Dünkü dolar bugünkü dolardan büyük mü diye bakar. Hayır. 7.35'ten büyük değil. O zaman else çalışır demiştik ya. Yani bunun tersi olan durumda else çalışır. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu günümüzde IS2QB denilen test standartlarını geliştiren enstitünün hala yazılım geliştirmedeki gösterdiği en büyük buglardan bir tanesidir. Yani sektördeki 10-15 yıllık tecrübeli geliştiriciler, ben de dahil olmak üzere, yer yer böyle mantık hataları yapabiliriz. Bunlara bug diyoruz zaten. Bug free yazılım yoktur. Yani hatasız yazılım olmaz. Şarkı sözü gibi. İşte bu çerçevede bizim burada başka bir şeyi eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya. Çünkü 3 farklı bir durum daha var. Bakın şuradayken enter dedim ya. Sakın buradan yazmaya çalışmayın. Adayların en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi. Şöyle enter dediğinizde şöyle backspace'e basarsanız sizi if'in hizasına getirir. İşte burada şöyle bir kod yazacağız arkadaşlar. If else'in tam arasında aslında bir de elif. Else if aslında bu. Ama bizim elif diye söyleyebileceğimiz bir kod bloğu. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Dolar bir günden fazla değilse, büyük değilse ama dolar dün küçükse dolar bugün olduğunda o zaman aslında bizim artış okunu şöyle şuradan iki noktanızı bırakın enter deyin şöyle bir şey yazın yazmamız gerekiyor.
Şurası doğru değil şu an. Bunu yazarken arkadaşlar dikkat edin. Tekrarlıyorum. Şöyle şuradayken iki noktanızı bırakıyorsunuz. Enter dediğinizde ben blok açıyorum demek. Şuraya yapıştırınız arkadaşlar. Yani yazınız. Şu hizada olması gerekiyor. Tamam? Bakın dolar dün, dolar bugünden büyükse azalış yok. Dolar azalmış çünkü. Dolar dün, dolar bugünden küçükse dolar artmış demektir. Artış oku. Else durumunda ise print değişmedi oku. Burada da arkadaşlar değişmediğine dair bilgiyi vermek adına aslında 3 tane imaj var. Azalış imajı, artış imajı ve değişmedi imajı. Run dediğim zaman bakın değişmedi. Çünkü dolar dün ve dolar bugün birbirine eşitmiş. Bu şart geçerli değilse bu şartı dener. Bu şart da geçerli değilse artık else çalışır. Bu da bizim için aslında 3 farklı durumun olduğu senaryolarda geçerlidir. Ben bunu illa böyle yazacağım diye bir şey de yok arkadaşlar. Daha farklı da yazabilirsiniz. Örneğin şöyle de yazabilirdiniz siz bunu. Elif dolar dün eşit eşit midir dolar bugün? İki nokta. Böyle de yazabilirdiniz arkadaşlar. Bakın yine değişmedi oku dedi. Yani illa else olacak diye bir koşulumuz yok. Böyle bir senaryoda bakın dolar dün dolar bugünden büyükse, dolar dün dolar bugünden küçükse, ikisi de geçerli değil, ikisi de eşit çünkü. Dolar dün dolar bugüne eşitse, dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Çift eşittir kullandım. Çift eşittir kullanmamın sebebi eşittir atama demek arkadaşlar. Yani siz sanki burada Python şey alınır. Dolar düne sen nasıl 7.35 atadın ya. Sanki sen dolar dünle dolar bugüne eşitlemeye çalışıyorsun gibi anlamaya çalışır. Burada Python kızıyor ama farklı programlama dilleri gider atama yapar. Onu da söyleyeyim size. Yani yapanlar var. Dolayısıyla arkadaşlar birçok programlama dilinde eşitmeyi çift eşittirle yapıyoruz. Tamam mı? Eşitmeyi istediğin kadar çift eşittirle yapıyorsun. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Yoklamayı yeniden ben aktifleştirdim. Arzu ederseniz. Eğer yoklama yapmadıysanız bir kontrol edebilirsiniz. Ama 10.000 kişi aynı anda dalmayın. Yapanlar girmesin. İşte burada bu işlemi gerçekleştirdim. Peki burada bir yorum yapalım. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar 3 şarttan sadece bir tanesi çalışabilir. Ama hiçbiri çalışmayabilir. Çünkü hepsinde şart var. Hepsinde şart var arkadaşlar. Yani şart geçerli değilse, şu üçünden hiçbirine uymuyorsa o zaman çalışmalı. Ama tabii ki buradaki şartları düşündüğümüz zaman, küçük, büyük, eşittir dediğimiz zaman tabii ki bir tanesi çalışacak. Onu biz biliyoruz. Yani bu bizim kurduğumuz mantık arkadaşlar. Tamam. Yoklamalar her ders gününde bir tane alınacak arkadaşlar. Birden fazla almayacağız. O gün bir tane yoklama almış olmanız yeterli. Kodlama IO'da derse girdikten sonra orada birinci günün hemen akabinde yoklamayı göreceksiniz. Yayından sonra onu kapatacağım zaten. Normalde 5-10 dakika içerisinde yapmayı planlıyordum. Fakat çok kişi olunca problem. Yine de bir kontrol edeceğim. Yani bugünü yoklamayla ilgili bugünü muhtemelen es geçeceğim. Şeye o katılım oranına dahil etmeyeceğim. Haberiniz olsun. Bizden kaynaklı bir problem olduğu için. Evet. Devam ediyorum ben burada. O zaman if'i, elif'i ve else'i anladık. Böyle bir kodu arkadaşlar şu şekilde yazarsak, o az önceki gibi else'li versiyonla yazarsak
Hani bu örnek için en azından daha güzel olabilir. Ama söylediğim üzere bu şekilde de gerçekleştirebiliriz. O zaman biz şu ana kadar ne yaptık? Eğitimimizin ilk gününde değişkenleri öğrendik. Değişkenlerin aslında veri tutucular olduğunu ve bütün kontrolleri buna göre yaptığımızı, veriyi gösterirken bunlardan yararlandığımızı söyledik. Bir de şarta göre uygulamayı dallandırdığımız kodlar var. Bunlar da bizim için şart blokları arkadaşlar. Yani if, else ve elif dediğimiz bloklar. Bunu da hallettik. Şimdi devam ediyoruz. Buraya geldim. Şöyle şuraya doğru geldim. Bu kodları size zahmet kopyalayın, kesin buradan arkadaşlar. Kesin. Burada file'da add file deyin. Şart blokları. Nokta P'ye. Arkadaşlar dikkat edin, Türkçe karakter kullanmıyoruz. Yani bir metin yazmadığınız sürece programlamada, dosya isimlerinde, değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanmıyoruz. Bakın burada Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Çünkü bu bir şeyi göstermeyle alakalı. Ama kodlarımızın kendisinde, değişkenlerimizde Türkçe karakter kullanmıyoruz. Yani yazarsanız da çalışır ama özellikle gerçek hayatta işte DevOps araçlarıyla çalışmaya başladığınızda büyük problemler yaşarsınız. Zaten hani profesyonel yazılım geliştiren hiçbir ortamda da Türkçe karakter kullanmazsınız. Kullanırsanız hani zaten uyarı alırsınız. O yüzden şimdiden bunu alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Evet, çok önemli yapılarla devam edelim arkadaşlar. Şöyle ki şuraya geldiğimiz zaman bakın. Şurada bakın bir açılır kutu görüyorsunuz. Bu açılır kutu kredi hesaplama yaparken bankanın kredilerini gösteriyor. Ve burada 7 tane kredi görüyorum ben. 7 tane kredi mevcut. Ve sen istediğin krediyi seçiyorsun. Ona göre ne yapacağına karar veriyorsun. İşte burada da yine bir veri var. Ama buradaki verimiz arkadaşlar dikkat edin metinsel veriler. Metinsel veriler. Ama buradaki böyle liste şeklinde olan verileri biz dizi dediğimiz bir mantıkla tutuyoruz. Liste şeklinde olan verileri dizi dediğimiz bir mantıkla tutuyoruz. Niye buna ihtiyacımız var? Gelin onu konuşalım. Şimdi buradayız ve ben size aslında listeleri vesaire anlatacağım. Python üzerinde olduğumuz için C#'ta da aynısını array'ler üzerinden yapıyor olacağız. Şimdi bakın orada krediler var. Sen şöyle bir şey yapmayı planlayabilirdin. Kredi 1 eşittir. İşte neymiş bakalım. Mesela hızlı kredi. Geldim. Hızlı kredi dedim. Sonra başka bir kredi daha varmış. Kredi 2 eşittir dedim. Burada da maaşını Halkbank'tan alanlara özel. Maaşını Halkbank'tan diye böyle uzun uzun yazdığımızı varsayalım. Sonra bakın mutlu emekli diye bir kredi varmış. Kredi 3 eşittir. Mutlu emekli diyelim. Harika. Bunu da buraya yazdım. Ve bu şekilde 7 tane yazdığınızı varsayın. Şuradaki gibi. Arkadaşlar şimdi burada siz bunu böyle yazarsanız bu sizin için aslında bir sabit anlamına geliyor. Ama şimdi düşünün. Yani bu bankayla ben de çalıştığım için şey anlamında onlarla iş anlamında çalıştığım için hani biliyorum. Ya 300-400 tane kredi türü var. Bugüne kadar bu banka 300-400 tane kredi açmış. Ve hani burada bu kadarı görünüyor olabilir ama bunların yönetim panellerinde hangi kredileri aktifleştirelim diye ekranlar vardır. Orada 300-400 tane kredi gelir arkadaşlar.
Dolayısıyla hani siz düşünsenize 300-400 tane şey mi tanımlayacaksınız? Değişken mi tanımlayacaksınız? Bu bir. Diyelim ki tanımladınız. Üşenmediniz. Gittiniz 400 tane kredi 1, kredi 2, kredi 3 diye tanımladınız. Siz şimdi burada ben 3 tane yazdım ama 300-400 tane olduğunu düşün. Sen bunu hani bir veri kaynağından getireceksin. Dedim ya bunlar genelde veri kaynaklarında tutulur. Şöyle daha rahat okuyun diye böyle yazayım. Bunlar veri kaynaklarında tutulur arkadaşlar. Şimdi siz veri kaynağından getirirken bunu buna eşitleyeceksiniz. Bunu buna eşitleyeceksiniz. Bunu buna eşitleyeceksiniz. 400 tane veriyi böyle tek tek eşitlemeniz gerekir. Kısacası sizi işin mutfağına götürmeye çalışıyorum. Böyle liste bazlı yapılarla karşılaşırsanız ya da bir şeyi liste şeklinde göstermeniz gerekirse onları biz bir list dediğimiz yapının içerisinde tutuyoruz arkadaşlar. Yani düşünsenize ben bunu ekranda göstermeye çalışacağım. Hani o listemin şöyle alt alta print dediğimi düşünün. Mesela kredi 1, tamam mı? Kredi 1 geldim. Kredi 2, kredi 3. Şimdi bundan 400 tane böyle bir şey yaptığınızı düşünün. Bu hakikaten zor. Çünkü değişken üzerinden gittiğin için ona ulaşmak ancak o değişkenin kendisi üzerinden oluyor. Yani ben kredi 1, kredi 2, kredi 3 diye yazmak zorundayım bunları. İşte bunu böyle tutmak yerine dediğim gibi listelerle çalışacağız. O yüzden şöyle bir tane değişken tanımlayın lütfen. Krediler eşittir diye. Bakın biz daha önce çift tırnak içerisinde veya tek tırnak fark etmez. Tanımlayınca o string'ti. Sonra direkt sayı tanımlayınca o integer'dı. Sayı tanımlayıp onu ondalıklı yapınca o float idi. Yani 3 tane temel veri tanımladık. İşte biz burada bu listeleri tanımlarken köşeli parantez kullanıyoruz. Yani aynen bu da bizim için bir veri tipi. Aynen string gibi, integer gibi, float gibi bir veri tipi olan listelerden yararlanıyoruz. Tabii ki bunlar biraz daha kompleks veri tipleri. Bunu da köşeli parantez ile yapıyoruz. Köşeli parantezi alt geri 8, 9 ile zaten bir tane açınca kapatıyor değil mi? Evet, kapatıyor. REPL. Birçok editör IDE bu işe yarıyor. Zaten bu editörler veya IDE'ler farkını daha sonra ilerledikçe anlarsınız zaten. Fark etmez şimdi ikisine de editör IDE diyebilirsiniz. Şu bu online bir editör. Bunların amacı bu. Size yazımı kolaylaştırmak. Biz bu tip liste tabanlı verileri böyle buradaki gibi bir yerde bir liste göstereceksek onları böyle ayrı ayrı değişkenlerde değil de bunu özellikle tutuyorum birazdan neden böyle yaptığımızı daha iyi anlayın diye. Biz burada direkt içerisinde hızlı kredi virgül maaşını Halkbank'tan diyelim. Yazmayayım hemen. Şöyle kopyalayayım. Benim şu an ekranını ben çok büyüttüm. O yüzden şöyle biraz da sağa götürsem evet daha iyi olacak. Mutlu emekli. Bakın virgüllerle ayırdım. Dikkat edin. Çift tırnakla stringimi yazdım. Virgül. Çift tırnakla stringimi yazdım. Virgül. Mutlu emekli yazdım. Çift tırnakla bitti. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an sizde 3 elemandan oluşan bir liste var. Bu listedeki elemanların hepsi de metinselmiş. Böyle basit bir yorum ile ilerleyebiliriz. Tamam. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Bakın elimizde bu veri var. Şimdi arkadaşlar, şimdi. Buraya pür dikkat. Ben bu şekilde yapınca öğrenci, özellikle yeni başlayanlar diyor ki
Ya hocam hani ben bunu burada da yazdım. Burada da yazdım. Hani şu an bir şey değişmedi. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Şurada gördüğünüz veri gerçek hayatta, gerçek hayat projelerinde bir veri kaynağından gelecek. Siz aslında gerçek hayatta bunları yazmayacaksınız. Bu aslında ne biliyor musunuz? Şimdilik siz yapmayın bu hareketi. Get credits diye böyle bir şey yazarsınız. O aslında gider veri kaynağından. O aslında gider veri kaynağından datayı getirir, tamam mı? Ama biz şu an olayı öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle paşa paşa yazıyoruz hepsini. Tamam. Dolayısıyla burada veriyi bu şekilde tanımlamış oldum. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Ben burada ne yaptım? Şurada 3 tane kredim vardı. Onları ekrana böyle alt alta yazdırdım. Yalnız bu 3 tane olur, 4 tane, 5, 100, 1000 tane olabilir. Ve dikkat edin hep aynı hareketi yaptım. Print, print, print şeklinde. İşte bu şekilde benzer bir şeyi tekrarlıyorsanız, şuradaki ekranda gördüğünüz gibi böyle yukarıdan aşağıya bir şeyleri tekrarlıyorsanız, e-ticaret uygulamalarını yoğun olarak girdiğin e-ticaret uygulamalarından birini hatırla. Giriyorsun uygulamaya ve yukarıdan aşağı sana ürünleri listeliyor. Bir sürü ürün geliyor. Ve bu ürünler aslında hep aynı yapılar. Ürün bilgisi, ürünün resmi, fotoğrafı, ürünün fiyatı, indirim oranı, indirimden önceki fiyat, yeni fiyat, sepete ekleme butonu. Bakın hep aynı şeyi aslında tekrar ediyorsunuz. İşte şimdi tam olarak oraya geliyorum. O e-ticaret uygulamasını düşün. Web sitesini düşün. Alt alta 50 tane ürün geldi. Arama yaptın 25 tane geldi. Bakın hep değiştiriyorsun. Arama yaptın 35 ürün geldi. Her seferinde data değişiyor. Her seferinde değişen datayı da tek 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 aşağı doğru listeliyorsun. İşte arkadaşlar, yazılımda kodlama yaparken en yoğun kullandığımız yapılardan biri de böyle tekrar ettiğimiz yapıları kodlamak üzere kullandığımız, İngilizcesi loop, Türkçesi chat'te de yazmışsınız gördüm. Döngüler arkadaşlar. Adı üstünde döngü. Tekrarla kendini dediğimiz nokta. İşte emin olun şuradaki arkadaşım, ekranda gördüğünüz yeri kodlayan arkadaşım, programcı kişi burada arka planda bir tane döngü yazdı. Dedi ki kaç tane kredi gelirse gelsin. Kaç tane kredi gelirse gelsin. İster 5 tane ister 1000 tane fark etmez. Sayıya göre o sayı kadar döngü oluştur ve ekrana hızlı kredi, maaşını Halkbank'tan, mutlu emekli, kamu çalışanı, özel sektör, Halkbank gayrimenkul iş yeri, arsa diye alta alta alt alta listele dedi. Emin olun bu şekilde bir çalışma yaptı arka planda. Tamam. O yüzden ben size döngüleri anlatırken birden 10'a kadar saydıran, birden 100'e kadarki çift sayıları saydıran döngüler anlatmayacağım da bak arkadaşım bunun gerçek hayatta sen aslında böyle kullanıyorsun diye dediğimiz nokta tam olarak burası arkadaşlar. Yani demek ki biz bir kümülatif listeyi adı üstünde liste zaten array bazlı yapılarda yani Python'da bunlar list set gibi şeylerle karşımıza çıkıyor. Hiç önemli değil arkadaşlar. Hiç önemli değil. Bunlar tamamen programlamada kullanılan temel ifadeleri size bugün aktaracağımı söylemiştim zaten. Karşımıza döngüler çıktı arkadaşlar bu noktada. Şimdi bunun sintaksı nasıl? Bir döngü nasıl yazılır? For kredi in krediler. Şöyle bir kod yazın lütfen arkadaşlar. İki nokta. Bırakın ve durun. For kredi in
krediler. Ne demek bu? Burayı anladığınız zaman sizin için aslında büyük bir aşama kat edilmiş olacak. O yüzden lütfen pür dikkat. For credit in krediler. Tamam? For credit in krediler. Peki ne demek? For arkadaşlar. For dön demek. Döngü. Döngü. Yani for in dediğimiz şey aslında döngü. For in. Şöyle bir sintaks görürseniz bu bir döngü demek. Peki ne demek bu? Bakın kredileri biliyorsunuz şuradan. Kredileri biliyorsunuz. Bu şu demek. Kredilerdeki her bir veri için dön demek. Bunun için bir kere döner. Bunun için bir kere döner. Ve bunun için bir kere döner arkadaşlar. Yani bu döngü kaç kere dönüyor bu noktada diye soracak olursam ben size, cevabınız tabii ki 3 olmalı. Çünkü 3 tane eleman olduğu için her bir eleman için dön demek bu. Her bir eleman için dön. Önce hızlı kredi için, sonra maaşını Halkbank'tan için, sonra mutlu emekli için. Tamam mı? Sonra bunun için. Şimdi buraya arkadaşlar lütfen pür dikkat. Şimdi size dinamik bir sistemi ispat edeceğim. Peki buradaki kredi ne? Sen buraya istediğini yazabilirsin. İster X de, ister Y de fark etmez. Sen aslında şu an burada bir değişken tanımlıyorsun. Buradaki X dediğin noktada bir tane değişken tanımlıyorsun. Ama anlamlı olsun diye kredi diyorum. Peki şimdi işin psikolojisine gidelim. Bakın krediler dedim ben burada. Burada kredi 1, kredi 2, kredi 3. Ama burada krediler diyorum. Çünkü çoğul içinde birden fazla kredi olduğunu biliyorum. O yüzden bu array bazlı, dizi bazlı yapılarda biz çoğul ifade, isimlendirme kullanırız. Krediler. Çünkü içinde krediler var. Ve for credi in krediler dediğinizde kredilerin döneceğini biliyorsunuz. Dedim ya size, önce bunun için, sonra bunun için ve sonra bunun için. Aslında burada şöyle bir şey oluşuyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir cycle oluşuyor. Tam çizemedim ama şöyle, şöyle, şöyle. Bir döngü gibi düşünebilirsiniz. Her bir eleman için şu süreç bir kere tamamlanıyor. Yani hızlı kredi için ilk kez tamamlandığında aslında o an döngüde kredinin karşılığı hızlı kredi oluyor. Sonra bu bitti ya. Döngü hayatının ilk döngüsünü yaptı. İkinci döngüye geçince bu sefer kredi bu oluyor. Buna alias deniyor. Takma isim demek arkadaşlar. Alias demek takma isim. Aslında sizin burada verdiğiniz kredi o anki döndüğünüz değeri sırasıyla kontrol altında tutmak için kullandığınız bir ifade. Şu iki noktadan sonra bir enter derseniz. Şöyle bir enter derseniz. Şu üçü sileyim. Enter derseniz indentation'ı bırakır. Tamam. Burada print diyorum şimdi. Ve kredi diyorum. Print diyorum. Ve krediyi buraya yazıyorum. Run dediğimde bakalım ne olacak. Şu yukarıda gördüğünüz printlerden dolayı şunlar, şu üçü yukarıdan aşağı hepsini çalıştıracak ya. Sizin için bunu, siz yapmayın bunu. Komentleyeyim ben size. Sizin için. Sadece şunlara bakın geldi. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şöyle düşünün. Burayı geri açıyorum. Neden dinamik sistemler önemli? Diyelim ki yeni kredi ekleniyor. Bakın yeni kredi eklenecek. Mecburen eğer şöyle kötü yazsaydım. Şurada gelecektim. Mesela dördüncü kredi. Ne olsun? Özel sektör. Özel sektör diyeyim.
Bakın ben değişkeni oluşturunca burası benim ekranımdı ya. Ben ekrana müdahale etmek zorundayım. Dikkat edin. Burada print çok basit bir satırlı kod ama bir web uygulamasında düşünsenize her ürünün bilgisi için bu kodu yazdığınızı düşünsenize çok kötü. İşiniz bitmez yani. 1000 tane ürün var. Bu ekrana gösterme kısmı. Mecburen böyle yaptım. Ama şuraya dikkat edin. Dedim ya bu veri kaynağından geliyor. Sen ekranda hiçbir şey yapmıyorsun. Aslında bu veri tabanında gidip yeni bir kredi ekledin. Özel sektör. Bu bizim ekranımız. Print dedim ya ekranımız. Hiçbir şey yapmadım. Dikkat edin. Bakın. Yukarıdaki de çalıştı. Aşağıdaki de. Ama yukarıdaki dinamik olmadığı için ben ekranı maalesef yeniden bir daha kodlamak zorunda kaldım. Ama işte burada döngüyle ben bu işi yeni ürün mü geldi? İşte bir tane alışveriş sisteminde ürün satan bir işletme yeni ürün mü ekledi? Ürünü mü çıkardı? Bunlar benim için dert olmuyor arkadaşlar. Tamam. Bunlar benim için dert olmuyor. İşte döngülerle biz böyle işlemleri tekrarlıyoruz. Şimdi şuraya dikkat. Ekrana bakın lütfen. F12 dedim. Şurada siz yapmayın bunu. Şöyle şurayı size göstermeye çalışayım. Şurayı işaretleyeyim. Geldim. Bakın burada ekran kodları var. Şöyle. Şurada. Neyin içine koymuşlardır burada? Bu ekranı değiştirmişler bu arada. Şöyle bunu gördüm. Bu şeye mi döndü? Biraz daha açayım şöyle. Şöyle evet. Geldim. Tam şurada herhalde biraz daha farklı bir çalışma yapmışlardır burada. Hemen şurayı da açayım. Burada bir selection görüyorum. Şurada bir yerde. Bakın şurada hani daha farklı bir yerden gideyim. Bu bizi şu an çok iyi yönlendirmeyecek. Mesela şuradan gidelim. Bakın onu bir değer gibi düşünün. İşte 100, 500, 1000, 10.000 gibi bir liste yapmış mesela. Burada arkadaşlar ne yapmış? Dikkat edin. Hani 4 kere aynı şeyi tekrarlamış. Tamam. İşte gerçek hayatta o web uygulamalarında bu kodun karmaşık olduğuna bakmayın. Çok kolay bir koddur normalde. HTML, CSS var burada. Burada bakın olayı tekrarlamış. Yani şu input'tan 4 tane koymuş. Bakalım onun olduğu yer neresi? Şöyle neresiymiş? Şurası. Burada bundan 4 tane yerleştirmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Şu ekranı değiştirmişler. Tam yerini bulamadım. Şeylerin içindedir muhtemelen. Heh. Tamam şimdi kapalı şekilde geliyor. Heh, şimdi oldu. Orada bir script çalışıyor anladığım kadarıyla. Şöyle yapayım. Daha güzel göreceğiz biraz daha. Evet. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Çünkü az önceki örneğimiz. Bakın ne yapmış adam? Bir tane li koymuş. Li list item, liste elemanı demek. Bakın bir tane daha. Bakın bir tane daha. Bakın bir tane daha. Yani bu arkadaşlar aslında elindeki veriye göre ekranı tekrarlıyor. Tamam. Bundan dolayı döngülerle biz bu şekilde böyle ekranlarımızı oluştururken dinamizmi sağlıyor olacağız. Tamam.
Evet, burası da böyle. Yalnız mükemmelsiniz. Sayı hiç düşmüyor. Herkes burada. Bravo size. Az kaldı arkadaşlar. Bugünle ilgili son bir tane konum kaldı. Böyle bir 10 dakika da onun üzerinde duralım. Ondan sonra zaten bugünkü bütün konularımızı bitirmiş olacağız beraber. Evet, şimdi temel programlamada bilmeniz gereken bir diğer konu da arkadaşlar fonksiyonlar. Bugün tamamen kavramlara odaklandık. Yani bir de while döngüsü var. Onu niye anlatmadım vesaire. O değil. Onları C# halledeceğiz. Burada amacımız döngü nedir? Niçin kullanılır? Şart bloğu nedir? Niçin kullanılır? Değişken nedir? Niçin kullanılır? Ve şimdi fonksiyon nedir? Onu konuşacağız hep beraber. Arkadaşlar bir de fonksiyon denilen bir olay var. Fonksiyon denilen bir olay var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle ki bu web sitesine girdiğim zaman bakın burada kredilerle ilgili işte bir tane hesaplama butonu var. Bambaşka bir sayfada geldiniz. Orada da kredilerle ilgili şu an bu sayfayı bilmiyorum ama şöyle kredi hesaplama işleri olabilir. Bunu e-ticaretten gidelim. E-ticaretten daha güzel bir örnek vereceğim ben size. O da şu arkadaşlar. Yine popüler e-ticaret sistemlerinden bir tanesini düşünün. Ne yapıyorsunuz? Bir tane ana sayfaya giriyorsunuz. Size o günün popüler indirimli ürünlerini getiriyor. Ve ürünlerin altında sepete ekle var. Sonra siz bir arama yapıyorsunuz. Orada da başka ürünler geliyor ve orada da sepete ekle var. Sonra siz bir ürünün detayına gidiyorsunuz. Orada da sepete ekle var. Ve hatta bazen de size mail gönderiyor. Diyor ki böyle bir ürün var, ilgilenebilirsin diyor. Orada bile sepete ekle butonu koymuş oluyor arkadaşlar. Yani o ürünü size aldırmaya çalışıyor doğal olarak. İşte burada fonksiyon dediğimiz bir yapı kullanılıyor. Yani siz düşünsenize bir ekranda sepete ekleme kodunuz var. Başka bir ekranda, başka bir ekranda, başka ekranda. Yani 10 ekran, 10 farklı ekranda sepete ekleme kodu çalıştırmak istiyorsunuz. İşte fonksiyonlar arkadaşlar tam olarak şu işe yarıyor. Siz ortak kod bloklarını bir yere yazıyorsunuz. Onu istediğiniz zaman çağırıyorsunuz. Tamam. Şimdi gelin beraber bir tane daha simülasyon yapalım. Şuradaki main.py'nin içindeki kodlarınızı lütfen kesiniz. Bunları şöyle gelelim. Döngüler.py diye kaydediniz. Döngüler.py diye kaydediniz. Şöyle buraya yapıştırınız. Burada hem array yapılarını hem de döngüleri beraber konuşmuş olduk. Mantığı anladık sadece. Dediğim gibi detaylara girmiyoruz. Mantık. Bizim şu an ihtiyacımız olan en önemli şey bu. Olayın mantığını kavramak. Şimdi addFile diyorum. Pardon, addFile demeye gerek yok. Main.py'ye gelin. Main.py'ye gelin. Main.py'de fonksiyonlardan bahsediyor olacağım. Şimdi bir simülasyon yapıyorum arkadaşlar. Bir simülasyon gerçekleştireceğiz. Bakın bu örnekten gidecek olursak buradaki arkadaşımız şurada kredileri bakın şurada listelemiş. Bakın kredilerin türleri var. Dikkat edin. Kredileri listelemiş. Atıyorum yani hepsinin aynı olduğunu düşünün. Şöyle ana sayfaya girdim. Bakın kredileri burada da listelemiş. Her yerde bir kredi listeleme işlemi yapmış. Yani defalarca bu işlemi yapabilir. Ve ben birkaç farklı yerde bunu kullanabilmek istiyorum. O yüzden şöyle def dediğimiz definition'dan geliyor. Bir koddan yararlanıyoruz.
İsmini de kredileri listele diyelim. Parantez aç, kapat, iki nokta koy ve dur. Dikkat edin, hep benzer kodlar arkadaşlar. Emin olun bu sistemin üzerinde siz daha ilk gündeyiz. Öyle düşünün. İlk gündeyiz. İki ayın sonunda bambaşka bir noktaya geleceksiniz. O yüzden böyle yavaş yavaş ama emin adımlarla ilerliyor olacağız. Onu da şimdiden söylemek isterim. Bu def'le başlayan bir şeyi görüyorsanız, nasıl for'la başlıyorsa bu bir döngü, if'le başlıyorsa bu bir şart bloğu, nasıl diyorsanız, def'le başlıyorsa da bu içerisine hazır tekrarlamasını istediğimiz kadar kullanabileceğimiz kodları yazıyoruz. Yani bir iş koyacağız bunun içerisine. Örneğin şimdilik print diyelim. Hani kredilerin listelendiğini varsayalım. Şimdi bunu o e-ticaret sistemi gibi düşünün. Bu orada print şeklinde değil, orada bir sürü, belki de 50 satırlık kod var. Biz basitinden print diyoruz. Olayı rahat anlamak için. Şimdi ben gitseydim bütün ekranlarımda şöyle bir şey yapsaydım. Bütün ekranlarımda ayrı ayrı, burayı yazmayın, sadece bakın buraya. Sileceğim çünkü. Şöyle ayrı ayrı o bütün kodları yazdığımı düşünsenize. 4, 5, 6 falan, 6 tane sayfada. Yani bunu böyle yaparsam 6 tane farklı sayfada yazdım. Tamam, güzel çalıştı. Print 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 dedim ve çalıştı. Dediğim gibi burada bir sürü satırlık kod olduğunu düşünün. Öyle tek satır değil. Ama bu şekilde yaparsanız arkadaşlar, burada ciddi bir problem var. Ekranlardan bir tanesini, yani ya da şu ihtiyaç değişirse, örneğin hepsinin sonuna bir ünlem koymanız gerekseydi, siz gidip bütün ekranları böyle değiştirmek zorunda kalırdınız. Bu ciddi bir problemdir. Böyle tek satır olunca hızlı, ama dediğim gibi gerçek projelerde böyle değil. O yüzden arkadaşlar, bizim bunu bu şekilde değil de az önce yaptığımız gibi ortak kod blokları varsa onları böyle def içinde yazarız. Bakın şimdi birinci ekranda geliyorum. Kredileri listele diyor. Arkadaşlar şurada bir kısa yol söyleyeyim size. Yazdınız ya, Control Space derseniz size böyle tamamlar, Enter derseniz hop getirir. Control Space. Arkadaşlar bakın, bunu bir sayfa olarak düşünün. İkinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü, beşinci, altıncı, hiç fark etmez. Ben şu kodu değil, fonksiyonu çağırıyorum. Fonksiyonu çağırmak demek aslında ilgili fonksiyonun içindeki kodları çalıştır demek. Bu kadar. Bu fonksiyonlarla ilgili adaylar nedense çok zorlanıyorlar ilk etapta anlarken. Ama fonksiyon demek, o fonksiyonun içinde kod bir tane satır, 100 tane de olabilir. O kod satırlarını çalıştır demek. Yani birden fazla satır olduğunu varsayalım. Şuraya geldim. Bakın dikkat edin, şu printle aynı çizgide. Indentation'ı koruyorum. Bu fonksiyonun şuradan şuraya kadar olduğunu gösterir. Mesela bitti diyelim. Dikkat edin. Bakın 6 kere çalıştırıyorum. Bu şu demek. Şu 6. satırı çalıştırdığınızda bu şu demek. Şunu çalıştır demek. O da zaten burası. Bakın 6 kere krediler listelendi, bitti diyecek. Dikkat. Bakın krediler listelendi, bitti şeklinde. Olay bu. Şimdi şu bankanın yaptığı işlemi yapalım. Elimizde, örneği güzelleştirelim yani. Elimizde şunun gibi krediler olduğunu düşünelim. Arkadaşlar şu döngülerde yapmıştık zaten. Oradaki kredilerimiz vardı ya. Onu oradan kopyaladım. Kopyaladım, kesmedim. Geldim. Buraya yapıştırıyorum. Yalnız dikkat edin, indentation'ı koruyun. Yani o listeyi indentation'ın olduğu yere
Şuradan enter dediğiniz yere koyacaksınız. Bakın elimde krediler var. Sonra ben geleceğim buraya, aynen şuradaki kodu buradan alıyorum. Onu da yine şuraya yapıştırıyorum. Şurada indentation bozulmuş, dikkat edin. Neden? Bakın for'dan sonra bir indentation bozulmuş. Onun için emin olmak adına arkadaşlar, emin olmak adına bunu şöyle yazmamız gerekirdi. 2 nokta enter. Bakın şöyle. Bakın bu ne demek oldu? Bu şu demek. Siz 8. satırı çalıştırdığınızda aslında krediler eşittir diye bir liste tanımladınız ve döngüyle onları ekrana yazdırdınız. Yani 3 tane krediyi ekrana yazdıran bir önceki örnekte yaptığımız kod vardı ya. 3 tane krediyi ekrana yazdıran kodumuz vardı. Aslında sen o kod bloğuna bir isim verdin. İsme de kredileri listele. Ve onu istediğin kadar sayfada, istediğin kadar çalıştırdın. Bakın bunun o e-ticaret sistemindeki farklı sayfalar olduğunu düşünün. Sepete ekleme kodunun çalıştığı yer olarak düşünün. Bakın her birine şöyle 4 tane eleman varmış, pardon. Her bir 4 tane elemanı ekrana yazdırdı. Hala sektörde sıklıkla görürüz arkadaşlar. Kendini tekrarlayan kodlar. Yani çok büyük projelerde bile bunlarla karşılaşabiliyoruz. O da nasıl bir problem çıkarıyor? Aslında sen bunu böyle yazmasaydın. Sen yapma şimdi bunu. Sadece izle lütfen beni. Lütfen sadece izle beni. Şöyle. Indentation çizgisi bakın orada beni koruyor zaten. Bakın bu normalde bizim bir önceki ders yazdığımız kod bakın. Gidiyor. Bunu bir sayfaya yazıyor. Sonra geliyor. Indentation'ımı korudum. En başa geri aldım. Bir daha yazıyor. Başka bir sayfada aynı kodu tekrarlıyor bakın. Bir daha yapıyor bu hareketi. 3 tane sayfa. Yani 3 tane sayfada kendini tekrar ettiğini düşünün. Güzel çalıştı. Ama gel gör ki burada ufacık bir şey değişmesi gerekirse. Örneğin burada print ederken, yazdırırken bundan önce biz bunu bakın burada normal yazmışız. Bunu normal yazmışız. Geleyim buraya tekrardan. Şunu açarak yapmam lazım. Şöyle. Şuradan açarak işaretleyeceğim. Şurasıydı. Bakın ben bunu normal yazmak yerine şöyle geleyim başına. Sadece şeye odaklanın. Yani ne yaptığımı görün diye söylüyorum. Denildi ki şöyle strong'la yazayım. Bunları kalın punto'ya çevirmemiz gerekiyor. Yani bir değişiklik talebi geldi. Değiştirebildik mi? Evet, bir şey geçtiğim için herhalde şöyle bir şey yapmamız gerekti. Yani onu kalınlaştırmamız gerekti. Boş verin neden olmadığını. İşte böyle bir noktada senin gelip hem bu sayfayı düzeltmen lazım. Hem bu sayfayı düzeltmen lazım. Hem de bu sayfayı maalesef düzeltmen gerekiyor. O strong'u bir üste alırsak düzelir bu arada. Yani her tarafı düzeltmen gerekiyor. İşte bunu böyle yapmak yerine arkadaşlar, biz bir kodu bir kere yazmayı tercih ederiz. Ona da bir isim veririz. Aslında bizim burada yaptığımız şey kod bloğuna, şu kod bloğuna bir isim vermek. Başka bir şey değil. Dolayısıyla o ismini verdiğimiz şeyle çağırırsak aslında bu 8. satır şurayı çalıştır demek. 9. satır burayı çalıştır demek. 10. satır burayı çalıştır demek.
Dolayısıyla yeni bir kredi eklendi diyelim ki. X kredisi diyelim. Yerimiz orada dar. Bakın her tarafa otomatik olarak o X kredisini eklemiş oldum. Tamam. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sen kalın arkadaşlar.